Herkese merhaba. Bugünkü videomda çok ilginç bir işlem yapacağız. İşlemimiz şöyle. A üzeri ln, ln a bölü ln a eşittir nedir? Şimdi bu işlevi yaparken logaritmanın bazı özelliklerini şöyle bir tekrar edelim. Şimdi ln x eksi y eşittir ln x bölü ln y'dir. Aynı zamanda ln x üzeri a da a çarpı ln x eşittir. Şimdi bu durumda a üzeri ln ln a bölü ln a. Yukarıda bir bakın burada bir bölüm var. Dolayısıyla bu eşittir a üzeri ln ln a eksi a. Yani şu ln ln a bölü ln a ln ln a bölü ln ln a eksi a'ya eşittir. Yani şurası. Yani biz bunu a üzeri ln ln a eksi a şeklinde yazabiliriz. Ve buna da t diyelim. Yani işlemimizin sonucuna t diyelim. Dolayısıyla t'yi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi buna t dersek ve şu işi eşitlikte her iki tarafının doğal logaritmasını alırsak yani ln a üzeri ln ln a eksi a eşittir ln t olur. Bakın şurada da a üzeri ln ln a eksi a. A'nın üzerindeki şu ifade çarpım olarak başa gelir. Şu özellik. Ln ln a eksi a çarpı ln a eşittir ln t. Her iki tarafı ln a'ya bölersek sol taraftaki ln a gider. Dolayısıyla sol tarafta ln ln a eksi a kalır. Sağ tarafta da ln t bölü ln a. Şimdi şunu kullanıyoruz. Ln t bölü ln a da ln t eksi a'ya eşit. Şimdi ln t eksi a ile ln ln a eksi a birbirine eşit çıktı. Şimdi ln ln a eksi a ile ln t eksi a birbirine eşitse yani şu özelliği kullanacağız. ln a ile ln b birbirine eşitse a eşittir b'dir. Bu durumda ln a eksi a ile t eksi a'nın birbirine eşit olması gerekir. Buradan da t ln a çıkar. Zaten işlemimizin sonucuna da t demiştik. Demek ki bu işlemin sonucu ln a çıkmakta. Şimdi bir de daha pratik bir yöntem uygulayalım. Burada da şu özelliği kullanacağız logaritmanın. Logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü logaritma b tabanında a'dır. Bakın tabanla şunlar yer değiştiriyor. A ile b yer değiştiriyor ama 1 bölü şeklinde yazıyoruz. Aynı zamanda e üzeri ln x de x eşit. Bir başka özelliği logaritmanın. Şimdi bunları kullanarak daha hızlı bir çözüm elde edeceğiz. A üzeri ln ln a bölü ln a. Şimdi şuradaki 1 bölü ln a şeklinde yazıyorum. Şu bölüm halindeki ln a'yı şöyle yazıyorum. Eşittir. A üzeri 1 bölü ln a çarpı ln ln a. Şimdi 1 bölü ln a'yı şöyle yazabiliriz. 1 bölü logaritma e tabanında a. Zaten taban e olduğu zaman doğal logaritma kullanıyoruz. Dolayısıyla genel haliyle logaritma e tabanında a şeklinde yazabiliriz. Şimdi 1 bölü logaritma e tabanında a'yı da bakın şuradaki özelliği kullanacağım. Logaritma a tabanında e şeklinde yazabiliriz. Yani bu a üzeri logaritma a tabanında e çarpı ln ln a olur. Bakın burada iki ifade çarpım halinde. Dolayısıyla bu iki ifade çarpım halinde olduğu için şöyle üstün üstü şeklinde yazabiliriz. Yani a üzeri logaritma a tabanında e'nin ln ln a'ncı kuvveti. Yani a'nın üstünün üstü. Dolayısıyla üstler çarpılır ve bu hale gelir. Dolayısıyla bu şekilde yazmakta bir sıkıntı yok. Bakın ne oldu? A üzeri logaritma a tabanında e üzeri ln ln a. Şimdi şurada bakın şunu uyguluyoruz. Taban a'nın burada logaritmanın tabanı da a. Burada da a var. Dolayısıyla bu e'ye eşit. Sonuç olarak e üzeri ln ln a oluyor. Ln'in de tabanı e olduğu için buradan da ln a çıkıyor. Yani işlemimizin sonucu ln a çıkmakta. Evet arkadaşlar umarım bu işlem ilginizi çekmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.